Hadi serin kızlar, sermemişsiniz. Bir de topladılar. Biraz önce buraya serdiler, şimdi topluyorlar. Kızım, sersenize onlara. Hadi Ceren, biraz serin bakayım. Aferin. Benim kızlarım çamaşır seriyor. Çırpanı da serin oraya. Sirkeleyin bakayım. Çamaşırları nasıl silkeliyorduk Ceren? Ceren? Kolay gelsin. Kolay gelsin. Wow wow, harika. Nasıl güzel çamaşır seriliyor. Görüyorsunuz. Evet, görüyorsunuz. Bütün çamaşırlar seriliyor. Evet. Evet. Hafta sonunda kullandığımız tüm çamaşırları dün akşam yıkadım. Birazını şöyle yıkadım, serdim. Onlar bayağı bir kurudu ama gene duruyorlar. Ve görüyorsunuz halimi, evin içinde çamaşır kurutuyorum. O yüzden kurutma makinesine acilen aslında ihtiyacım var. Şu son zamlardan sonra fiyatı ne kadardır onu bilmiyorum ama şu ara alamam. Ama alma planım var ilerleyen dönemlerde. Bakın çamaşırlar nasıl güzel seriliyor. Karlı bir pazartesiden kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Bizleri soracak olursanız bizler çok iyiyiz. Yine bir haftalık vlog çekeceğim sizlere. Bir haftalık neler yapıyoruz onları çekeceğim. Ama vloguma başlamadan önce biraz sohbet edeyim istedim sizlerle. Biz ne yaptık? Sabahleyin kalktık. Aslında ben bugün kızları yıkamak istiyorum. Ama sabah kalkar kalkmaz derenin kakası olduğu için altını değiştirmek zorunda kaldım. Ben altını değiştirirken komple çocukların üstünü değiştiriyorum. O yüzden akşam yaptıracağım çocukların banyosunu. Akşam böyle yatmaya yakın yaptırırım. Sonra da uyurlar rahat rahat diye planladım. Yani bugün çocukların banyo günü. Banyo yaptıracağım yani. Biliyorsunuz hafta sonu bir yerlere gittik. Dün akşam gelir gelmez çocukların tüm kıyafetlerini yıkadım. Şimdi biraz da kalanlarını astım. Dün gece açık renkleri yıkadım. Onları asmıştım. Gece yatarken de koyu renkleri yıkamıştım. Biraz önce de onları astım. Bugün biraz böyle kendimi çok çok iyi hissetmiyorum açıkçası. Böyle hani çeksem mi çekmesem mi, yok çekme. Öyleydim yani. Hani modum düşük denir ya. Biraz modum düşüktü. Aslında dışarıda çok güzel bir hava var. Karlı bir pazartesinden herkese güzel günler, güzel haftalar diliyorum. Biz yine haftalık vlog çekeceğiz. Yani her zaman gibi küçük küçük çekeceğiz kızlarımı. Kızlar çamaşır serdiler şimdi ve televizyon seyrediyorlar. Ben sizinle neyi konuşacağım? Hafta sonu başımıza gelenleri gördünüz, çektim. Ama bir de şöyle bir güzelce anlatmak istiyorum yaşadıklarımızı. Onu yaşarken çekemedim. Yani aslında çekebilirdim ama çok korktum. Bir taraftan kar yağıyor. Bir taraftan bizim araba kaymış. Bir taraftan karşıdan araba geliyor. Başladım dua etmeye. Bir arkadaşımla görüştüm işte. Fadime diye bir arkadaşım var. Buradan ona selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Fadime diyorum, dua ettim. Ama duanın her türlü versiyonunu ettim diyorum. İşte Ayetel Kürsi'yi okudum. Hızlı versiyonunu, yavaş versiyonunu, heyecanlı versiyonunu, korkulu versiyonunu, her türlüsünü okudum korkumdan dedim. Yani evet, gerçekten okudum yani. Çok korktum. Yani hani o karşıdaki arabanın gelip bize çarpmasından korktum. Eşimin arka tarafa kayıp arkaya kaymamızdan korktum. Arkada çocuklar var. Yani gerçekten insan çok korkuyor. Yani ama çok şükür çok hızlı karar verdik. Hızlıca eşim dönelim dedi. Hemen dönmeye karar verdik ve döndük, köyümüze gittik. Köyde kaldık o gece. Ertesi günü işte öğleden sonra falan çıktık. Karlar erimişti. Hiçbir sıkıntı yoktu buraya gelirken. Böyle bir maceramız oldu. Onu da sizlere anlatmak istedim. Yani düşünsenize, yılın sürekli karlar altında kalan şehirleri de var. Onlar nasıl yapıyorlar? Yani gerçekten insan korkuyor yani. Bugün böyle bir vlog başlattık. Şimdi derende kaka vardı. Önce o derenin kakasını değiştireceğim. Çamaşırları serdik. Bugün böyle miskinlik yapmayı düşünüyorum. Böyle hani yatacağım, uyuyacağım, o moddayım. Temizlik memizlik yapmayacağım. Kendimi çok iyi hissetmiyorum bugün. Bakmayın, böyle bir hafifçe
Makyaj yaptım, çıktım, çok fazla yapmadım. Hafif şey yaptım yani. Çünkü görüntü kirliliği de yapmak istemiyorum sizlere arkadaşlar. Neyse, ara ara açarım, kızları gösteririm. Farklı bir şey olursa çekerim. Bir hafta beraberiz nasıl olsa. Görüşürüz sonra. Ceren kitap okuyor arkadaşlar. Hadi Ceren kitabını okur musun? Arkadaşlara bir duysunlar. Ceren hadi. Evet, neymiş onun adı? Kavi. Evet, başka? Oba. Aha, evet. Ceren masasına, sandalyesine oturdu. Kitap okuyor şimdi. Evet. Ne diyor kitapta anneciğim? Tombik miydi o? Toma. Tombik. Toma. Odi. Odi, evet. Odi. Kodi. Pako. Edi. Edi. Kızım Tombik miydi o şeyin adı? Ha? Tombik miydi? Evet. Ha? Bobby'di Bobby. Köpeğin adı Bobby'di anneciğim. Parka gitmiş Bobby değil mi anneciğim? Anne. Annem? Evet parka gitmiş kızım. Çok güzel. Şu? Evet. Şu Kobi. Şu Kobi. Şu Kuba. Şimdi sıra Deren'de. Deren okuyacak kitabı. Kitabı niye attın kızım? Deren kitabı yere attı ama defterini almış gelmiş. Defter mi okuyacaksın anneciğim? Aa, Ceren de bebeğini almış gelmiş. Safinaz'ı almış gelmiş kucağına. Evet Deren. Oku bakalım Deren kitabını. Evet, kitabını oku. Evet, kitabı. Evet. Oku. Ha, oku kitabını. Okuyayım. Sen de gel Ceren. Oku. Oku. Evet. Evet. Arabayı da getirdi Ceren. Ceren bütün oyuncakları taşıyor. Arabayı da getirdi. Oyuncakların hepsi masamıza yerleştirildi. Evet. 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 Bebek bezi de geldi. Evet, pota da geldi. Seni göremiyorum ama ben. Ha? Ama benim terlikler de geldi. Ceren şu an evi toplamakla meşgul yani. Açıkçası bayağı ortalığı da topladı. Bu arada bütün oyuncakları oraya yığdılar. Evet. Şimdi ben çizgi filminde sesini kısınca bir anlamda iyi de oldu. Oyun oynuyorlar. Gerçi her şeyi oraya yığdılar ama olsun. En azından bakın benim salon toparlanıverdi. Salon çok dağınıktı. Bütün bu oyuncaklar yerlerdeydi. Şu an bu kovayı falan kendileri getiriyorlar. Diyorum ya ben çok fazla karışmıyorum. Çok fazla müdahale etmiyorum yani. Sadece bugün onlarla ben de uyudum açıkçası. Onlarla uyumadığım zamanlar ben toparlıyorum ortalığı, bir süpürüyorum. Bakın. Ceren oradaki oyuncaklar şeyin altına girmiş. Onları almaya çalışıyor. Evet. Bakın oyuncaklar nereye konuyor? Oraya şey yapmışlar. Dolap yapmışlar. Her şeyi oraya koyuyorlar. Bak buradan oyuncak alınıyor. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Oraya yerleştiriliyor.
Evet, görüyorsunuz. O da veriyor, yardım ediyor. Kardeşine al diyor. Kardeş de bu tarafa koyuyor. Şöyle kardeşe verdi gene. Bakın kardeş ne yapıyor? Kitabı da aldı. Ve bak. Yani orayı dolap gibi kullanıyorlar. Bizim o çay tepsilerini falan oraya koymuşlar. Dün fark ettik. Hatta portakallar vardı. Portakallar da oraya konmuş falan. Dün onu fark ettik işte. Bu masa sandalyeleri böyle oturuyorlar. Arada oturuyorlar bakın. Yani iyi oldu. Zaten mama sandalyesine çıkmaz olalı. 2 aydır mama sandalyesine oturmuyorlar. Yemeği nasıl yiyoruz? Bizim kucağımıza oturuyorlar. Bizim kucağımızdan yediriyoruz. Zaten karınları doyunca kucağımızdan kalkıyorlar. Öyle güzel yani. İyi oldu. Yani biraz daha mama sandalyesinde yeseler daha güzel olur muydu? Olurdu ama yemediler. Oturmadılar orada. Ceren parmak emme kızım. Lütfen ama. Aferin. 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 Bakın. Ceren'im de orada. Görüyorsun sandalyeyi çekiyorlar kendilerine. Oturuyorlar öyle. O da nasıl? O kitabını getirdi Deren de. Deren de sanırım kitap okuyacak bize şimdi. Kitap okuyacak mı anneciğim? Okuyabilirsin kızım. Şu an saat 9 bu arada. Onu da söyleyeyim. Evet, kitap okuyoruz. Kitap okuma saatimiz. Yani kızlar kitap okuyorlar işte. Dingin bir yaşamımız var bu şekilde. Bak. Oku hadi. Ben sizi dinliyorum. Okuyun. Salı gününden yani ikinci günden herkese selamlar. Bakın neler yapıyorlar. Ben aslında kızları odaya aldım uyusunlar diye ama gürültü yapıyorlar. Halının üstünde yapın annem. Şeyde tahtada yapmayın. Kızım halıda yapın, gürültü olmasın lütfen. Deren hayır. Gürültü yapıyorlar. Bugün kızları yıkadım sabahtan. İşte kahvaltılarını yaptırdım. Daha sonra tekrar bir sütlaç yedirdim. Şu an saat 3.30. Belki uyuturum diye odaya getirdim ama yatağa falan geldikleri yok. Oyun oynuyorlar yani hanımlar. Çok mutlular. Keyifleri yerinde. Hani banyo sonrası belki çok rahat uyurlar, yatmak isterler diye odaya aldım. Televizyonu da kapattım salondaki. Ama uyumaya pek niyetleri yok. Oyuncaklar bu odada olduğu için oyuncaklarla oynuyorlar. Bugün sabahtan dışarıda kar yağdı minnacık ama çok fazla yağmadı. Azıcık yağdı. Yani ben yağar diye beklerken çok yağmadı. Durdu yani kar. Alayım anne. Bakın bunlar bizim boncuklarımız. Kızlarımın boncukları biliyorsunuzdur. Bu boncukları ben yaptım kızlara. Evet anneciğim ver onu da bakayım. Onun ne olduğunu anlayamadım. Şöyle yaptım. Bu boncuklar bende vardı. Bunları ördüm. Örerekten kızlara boncuk yaptım. Onların boynuna uygun boncuk yaptım. Çok seviyorlar o boncukları. Oynuyorlar. Evet. Baba. Gel. Çok geç anne. Çok yaşa kızım. Evet annem. Evet. Bak.
Ne oynuyorsun sen Ceren? Ceren bir anlat bakayım ne oynuyorsun. Ceren ne oynuyorsun hanımcığım? Anne. Ne oynuyorsun? Oyuncak mı oynuyorsun annem? Anne. Oyuncak oynuyorsun. Evet. Oyuncak oynuyorsun. Evet, çok güzel. Çok güzel. Ceren. Bak. Bak. Size bir de bahçeyi göstereyim. Bakın kar hala duruyor. Dedim ya yağacaktı yağmadı. Öyle oldu. Benim aslında yemek yapmam lazım ama kızları buraya odaya uykuya getirdim. Şöyle bir yarım saat daha durup eğer uyumazlarsa dışarı çıkıp yemek yapacağım. Artık kendi kendilerine çok uyuyorlar bir şekilde. Eğer şimdi uyutmazsam bu uyku saat 5'e sarkıyor. 5'te de çok uyusunlar istemiyorum. Hani bu saatlerde uyusalar daha çok işime gelirdi ama uyumuyorlar. Neyse artık yapacak bir şey yok uyumazlarsa. Evet. Üçüncü günden herkese yani çarşamba gününden herkese selamlar. Arkadaşlar bugün çok fazla açamadım. Sizi Ceren'i göstererekten hani anlatayım istedim. Şu an çocukların odasındayız. Derenin ateşi var. Bir ara 39'u falan gördü. İşte soğuk uygulama yaptım. Duş aldırdım. İşte ateş düşürücüsünü verdim. Sonra bir arkadaşım şey söylemişti, onu da uyguladım. Ayaklarının altına limon sür dedi. Gerçek limon ama dedi, limon suyu değil dedi, limon sür dedi veya dedi çoraplarını dedi limonla ısla dedi, onu giydir dedi, onu da yaptım. Sonra sürekli olarak mama veriyorum. Öbür türlü yemek yemiyor. Yani en azından mamayı içiyor hani aç kalmasın, susuz kalmasın diye sürekli mama takviyesi yapıyorum. Şu an uyuyor. Biz de Deren'in yanındayız açıkçası. Hatta televizyonu da açtım. Yemekteyiz, izliyoruz. Size bu konuda biraz bilgi vereyim istedim. Yani bugün çok fazla video çekemedik değil mi? Ceren kitabını getirdi bize. Kitap okuyacak. Biz isterseniz Ceren'i dinleyebiliriz. Hadi bakalım Ceren.
Seni dinliyoruz annem. Hadi sen oku bize kitabı. Evet. Evet. Okusana anneciğim. Hadi koy yere de oku. Senin yüzünü görelim annem. Hı-hı. Hadi oku. Ha bu arada sabah da kustu. İşte yatak çarşaflarını, yatak yastık kılıflarını, işte üstümüzü örttüğümüz örtüler hepsini makineye attım, yıkadım. Tekrar işte yastık kılıflarını değiştirdim. Çarşafı, şu çarşafı serdim idareten artık. Öyle. Durumumuz bu yani. Bugünkü durumumuz. Şu an uyuyor. İnşallah. Ateşi şu an iyi. 37.2 geldi. Bir ara 38 falandı. Öyleydi. Oku anneciğim. Evet. Benim kızım kitap okuyor görüyorsunuz. Evet. Annem. Bakın. Ayaklar nasıl? Görüyor musunuz ayakları? Aferin. Ha bu arada kitabı kendi getirdi. Kendi okuyor. Yani ben kitap getir falan demedim kızıma. Kızım kendi kendine kitap okuyor. Aslında uyuması lazım ama uyumadı. O da deren gibi uyuverse belki bu aralar uyur. Neyse. Ben kapatayım kamerayı. Belki yarın görüşürüz. Bay bay. Değil mi anneciğim? Arkadaşlar kızlara bazlama yapacağım. Hamur mayaladım. Şöyle malzemeleri göstereyim size. Daha doğrusu hamur mayamı göstereyim. Mayalanmış hamurum. Şöyle de unum var. Şu şekilde tavada yapmayı düşünüyorum. Perşembe gününden herkese selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Ben ne mi yapıyorum? Bazlama yapıyorum arkadaşlar. Bizde bazlama denirdi. Geçen gün köyde annemler bazlama yapmışlar. Benim kızlar çok sevdiler. O yüzden ben de yapmaya çalışacağım. İlk defa yapıyorum. Hiç bazlama yapmadım. Sadece annemden bilirim. Annemin yapılışını bilirim. O kadar. Kendim yapmadım ama yapacağım. Tavada yapayım dedim. Geçen gün çocuklara bazlama getirin benim kızlara dedim. Garip garip yüzüme baktılar. Bazlamayı bilmiyorlar. Buna bazlama denir. Onlar mayalı ekmek olarak biliyormuş. Bazlama olarak bilmiyorlarmış. Biz de çocukluğumuzda hep bazlama denirdi. Bazlama olarak biliyorum ben. Neyse arkadaşlar bezelerimi hazırladım. Küçük küçük görüyorsunuz. Hem beraber açalım, hem yapalım, hem sohbet edelim istedim sizlerle. Bu arada benim kızlar uyuyorlar. Bir tane attım, pişiriyorum yavaş yavaş. Kısık ateşte. İnşallah güzel olur. Deren kendi kendine uyudu. Ceren'i de ben uyuttum. Uyusun istedim açıkçası. Çünkü bu sefer gece uyku düzenleri bozuluyor. Akşam mutlaka gündüz uyku istiyor vücutları. Eğer gündüz geç saatte uyurlarsa gece uyku düzenleri bozuluyor. Ben de öyle olsun istemediğim için uyuttum. Biliyorsunuz Deren'in ateşi vardı, dün size söyledim. Baya baya bir ateşle bir savaş verdik arkadaşlar. Yani baya bir uğraştı. Bir de canım sıkkın arkadaşlar. İki videomdan telif yemişim. Çok ilginçtir. O kadar dikkat etmeme rağmen. Niye telif yedim onu da bilmiyorum. İşte maillere bakacağım. Daha sonra şu bazlamamı bitirdikten sonra maillere bakacağım. Niye telif yediğimi öğreneceğim. Böyle küçük küçük olsun istiyorum. Küçücük küçük açıp burada pişireceğim. Bakın kabarıyor. Çok güzel oluyor. Derenin ateşini düşürdüm dün gece. Bayağı bir uğraştık. Eşimle beraber bayağı bayağı uğraştık. İşte bir arkadaşımdan yardım aldık. Hülya diye bir hemşire arkadaşımdan yardım aldım. Ona telefon açtım. Olayı anlattım işte. Hülya da bana deneyimlerinden, zaten çocuk hemşiresi kendisi bildiği için bana anlat işte. Onun dediğini yaptım, uyguladım. Çok iyi oldu yani. Çocuğumun ateşi düştü. Bütün gece çocuğuma soğuk uygulama yaptım. Sürekli ateşini ölçtüm. Ateşini yüksek tutmamaya çalıştım. Çok şükür düştü. Bugün daha çok daha iyi. İşte tek sorunumuz yemek yemiyor kızım.
şey yapıyor, sürekli olarak mamayla gidiyoruz ama işte yemek yese daha iyi olurdu ama çocuk hasta olduğu için de yemek yemek istemiyor. O yüzden de çok zorlamıyorum. Kısık ateşte pişirdiğim için yavaş yavaş pişiyor. Böyle yavaş yavaş pişsin istiyorum. Şimdi ben pişireyim bunları, daha sonra tekrar size pişmiş halini göstereyim arkadaşlar. Bakın bir taraftan açıyorum. Bezelerim de şurada. Burada da pişiriyorum. Görüyorsunuz. Yavaş yavaş pişiyor. Bakın balon gibi kabardı, görüyorsunuz. Anne kucağında duracakmış arkadaş. Sürekli ishal olduğu için şey yaptım arkadaşlar, gözlüklerini giydirdim. Ceren hayır onu oynama annem, açtı gördünüz mü? Ben size ne göstereceğim arkadaşlar? Bazlamalarımı göstereyim. Bak sürekli anne kucağı istiyor. Şimdi ben Ceren'i kucağıma alacağım ama kucağıma almadan önce bazlamalarımı göstereyim istiyorum. Bazlamalarım hazır. Pişti hepsi de. Güzel oldu ama ilk defa yapmama göre bence çok güzel oldu. Şöyle tek şu taraftan da göstereyim. Afiyet olsun bize. Deren ne yapıyorsun anneciğim? Kolay gelsin. Bak. Anlat ne yapıyorsun? Kuma. Ne yapıyorsun kızım? Anne. Cuma gününden herkese selamlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Bu arada herkese hayırlı cumalar diliyorum. Bugün aslında hiç açacak durumum yoktu. Dün gece gene çok geç yattık. Geceleri ateşi yükseliyor Deren'in. Deren yerde durmadı. Sandalye çektim. Onu da yanıma aldım. Bakın soğanla uğraşıyor. Deren kolay gelsin anneciğim. Ne yapıyorsun kızım? Bir anlatır mısın? Çok da konuşmaz da. Ha evet anneciğim. Anlat bakayım teyzelere. Ne yapıyorsun kızım? Ceren uyuyor. İlk Deren uyudu, sonra Ceren uyudu. Aynı anda uyumadıkları için biri uyuyor, birisi uyanıyor derken öyle geçiyor bizim günümüz. Hani şu an aynı anda uyuyor olsalardı ben bu yemeği hallederdim. Ne yapıyorum? Pilav yapıyorum. Bir tarafta beyaz tencerede pilav var. Siyah olan da etli patates yemeği yapacağım. Klasik benim yemeğim var, patates yemeğim biliyorsunuz. Onu yapacağım. Şöyle domatesim var buzdolabından, difrizden çıkarmam. Soğuk. Soğuk değil mi anneciğim? Soğuk kızım. Soğanı doğramam lazım. Et kavruluyor şu anda. Sonra patatesleri ve domatesi koyacağım. Öyle klasik yemeğimi yapacağım. Yani bütün bayanların yaptığı klasik yemek bu. Ben bir size Deren'imi göstereyim istediğim için kamerayı açtım. Deren kolay gelsin annem. Çok güzel çalışıyor. Önce patateslerle oynadı. Sonra soğanı çıkarınca soğanla oynamaya başladı. Ateşimiz geceleri yükseliyor. Gündüz sıkıntı yok. Ama yemek yemiyor. Bugün çok fazla mama vermedik. Şu akşam yemeğini yesin istiyorum. Yere attı bakın. Annem nereye attın onu? Neyse. Deren ne yapıyorsun kızım? Hadi bir anlat bakayım ne yapıyorsun anneciğim. Dedim mi? Ne yaptın annem? Mama. Ha? Mama mı yapıyorsun? Mama yapıyorsun. Neyse. Ben yemeklerime bakayım. Sonra tekrar açarım arkadaşlar. Deren ne yapıyorsun sen? Bulaşık makinesi boşaltıyorsun. Deren bulaşık makinesi boşaltıyor. Bize yardım ediyor. Evet. Hadi ver bakalım bardakları. Aferin kızım. Evet.
Al diye. Bardağı ağzına sokuyordu. Anne nasıl bardak veriyorsun seni öyle? Evet, size bugünkü menümüzü göstermek istiyorum. Şöyle pilav, çok sıcak. Oh, sıcakmış. Şurada da benim milli yemeğim. Patates, etli patates yemeği arkadaşlar. Biraz daha 5 dakika daha pişti mi pişecek. Ondan sonra sofraya oturup yemeğimizi yiyeceğiz. Ben artık videoyu sonlandırmak istiyorum. Evet arkadaşlar, kızlar çok mutlu görüyorsunuz. Artık videoyu burada sonlandıralım. Kızlar çok mutlu, oyun oynuyorlar. İnşallah videoyu hep beraber sonlandıracağız. Artık videomuzu burada sonlandıralım, değil mi kızlar? Evet. Deren, YouTube kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bye bye.